Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı kutlamaları ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Anıta sırasıyla valilik, garnizon komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından anıt şeref defteri imzalandı. Samsun'dan atılan ilk adımla başlayan kutlu yürüyüşün neticesi olan bu zafer, vatanın her karış toprağını kanıyla sulamış bu yüce milletin düşmanı vatanın bağrında boğduğu günün adıdır. Tüm imkan ve kabiliyetlerini göğsündeki imana katıp savaş meydanlarına koşarak giden Türk milleti, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayat vermiş ve adını tarihe altın harflerle nakşettirmiş. Daha sonra Samsun Valiliği yaşayan Atatürk Salonu'nda Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Protokolü'nün bayram kutlamalarını kabul etti. Kutlama programının ardından protokol üyeleri, Karadeniz bölgesinde ilk olma özelliğini taşıyan ve bağımsızlık mücadelesini anlatan 3 boyutlu Panorama 1919 Müzesi'ni ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tören aracına binerek alandaki vatandaşları selamladı. Selamlamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan öğretmen Albay Baha Mutlu Aydın tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin en büyük payı senindir. Daha sonra ise Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril tarafından Bugünü Kim Bilir adlı şiir okundu. Bugünü kim bilir? Bir başkadır bugün, ayın 30'u, gökte al bayrağın ayı yıldızı. İçime sığmıyor hürriyet hazzı, bu hazzı kalbinde tutanlar bilir. Daha sonrasında öğrenciler şiirler okudu. Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan. O doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları tarafından mini Türk halk müziği konseri verildi. Konser sırasında isminin Muhteber Yılmaz olduğu öğrenilen bir kadın, Samsun Valisi Osman Kaymak ve protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı. Herkesi şaşkın bakışlar arasında bütün meydana dolaşan kadın, konserin bitmesinin ardından yerine geçti. Türk Halk Müziği konserinin ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisiyle program devam etti. Garnizon Komutanlığı bandosu da mini bir konser verdi. Gösteriler vatandaşlardan tam not aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, askerler ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi. Haberax TV ekranlarında törenin canlı yayınına katılan Samsun Valisi Osman Kaymak da Tarkan Kaleli'nin sorularını yanıtladı. Vasıtanızda bütün Samsunlu vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bugün bayram vesilesiyle programlarımız vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de şimdi öğrendim. Siz canlı olarak bunu yayınlamışsınız. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bu milli bilincin yayılmasını sağlıyorsunuz. Biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandırıldığının anlamına armağan edilen bir bayram. O yönüyle bu bayramı, bu ülkeyi bize emanet eden aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Allah onlara gani gani rahmet eylesin.